Herkese merhabalar arkadaşlar. Günde 5 dakika Aviatör kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 3700 liralık kasamız var. Şöyle bir oyuna bir bakalım diye geldik canlar. Açalım tablomuzu. Geçmişte ne var? Hızlıca kontrol edelim. İki pembe görüyorum. Çok büyük değil ama küçük de değil. Biri 20, diğeri 18 gibi görünüyor. Kapatıp yakın geçmişe baktığımızda biraz yine dalgalı değişik bir tablo görüyorum. İki almalar, bir ödemeler. Pardon, iki ödemeler, bir almalar, üç ödeme, bir alma gibi biraz dağınık gitmiş. Bakalım nasıl ilerleyecek. Şimdi hemen şöyle bir deneme yapmak istiyorum. Kasam orantılı tabii. İki kasa ayarladım. Hemen gireceğim arkadaşlar. Burada küçük bir şey anlatmaya çalışacağım. Neden mavilerde oynamıyorsun abi diyenler için. Buyurun mavilerde deneyelim. Şöyle iki kasa aldık, bozduk. Ufaktan bir para ekledik. Birini diğerini koruyacak şekilde arkadaşlar. Yani bunu şu kasayı... diğerini koruyacak şekilde hemen bozuyoruz. O 250 liralık yani buradan da bir kar eklemeye çalışıyoruz kasamıza. Bakın şimdi aynı şekilde bir daha deneyelim. Şimdi bu denemelerle küçük küçük kar ekleyebiliriz. Hani neden bunu uygulamıyorum? Yani bakın şimdi burayı koruduk, şurayı da aldık. Yine bir 300 küsür lira bir kar eklemiş olduk kasamıza. Böyle 300-300, 200-200, ha bunu oynayanlar varsa bu şekilde ufak kar bana yeter diyorlarsa okey, sorun yok. Ama benim şöyle bakın büyük kasayla büyük büyük eklemem lazım. Tarzım bu şekilde. Bu nedenle mavilerde değerlendirmiyorum diyebilirim. Bakın şimdi patladık, zaman aşımı dedi, biz geç kaldık. Bakın patladığımızda kasanın bir anda düştüğü yeri görün. Bak. Neden değerlendirmiyorum? İşte bu yüzden. Bir kez patladığında onu çıkarabilmek için kaç el arka arkaya almamız gerekiyor? Bak. Al, buradan da patladık. Yine mavilerde böyle 1.60-1.70 bozacaktım ama 1.56'da kaldı. İşte bu nedenle mavileri çok değerlendirmiyorum. Tabii ki mavilerde de oynanabilir. Şimdi bir full kasa girdim. Bir toparlamaya çalışalım, bir verdiğimizi geri almaya çalışalım. Bu da ayrı bir tecrübe olsun bize. Geri dönmeye çalışalım şöyle. Şuraya da bir 2x verirse güzel baba. Bakın iki dokunuşla hemen kasayı geri topladık. 4500 liraya getirdik. Bunun da sebebi işte benim mavilerden ziyade iki kasa morları aramamdan kaynaklı gelen kazanç. Bunu daha farklı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Yine şöyle ufak tefek dokunuşlar yapacağım. Bir bakalım ne katabileceğiz kasaya. Yine değişik iki farklı tarzda da oynadık. Güzel bu arada. Tam zamanında almışız. Kasamız da bu arada 6300 lira oldu. Bakın geri döndük. Yani kasa 2000 küsür liraya düşmüştü. All in'le güzel çevirdik. Şimdi yükseltelim. İşte benim tarzıma geri dönelim bakalım. Mavide mi yoksa morları ya da pembeleri kovalayarak mı daha iyi kazanç alınır? Buyurun hep birlikte de şahit olalım. Yine git oğlum ikilere. Bas baba, ikilerde aldık. Bakın 10.000 liraya çıkardık kasayı. Ha diyeceksiniz ki abi ikileri denk getirsek biz de alırız diye. Bunun da işte tabloyu okumanız lazım arkadaşlar. Yani her elde böyle hunharca da girmemek lazım. Şimdi tabloda ne gösteriyor bize? Burayı iyi analiz edip okuyup ona göre doğru yerde hamle yapmaya çalışacağız. Tabii ki mavilerle kasanızı destekleyip ufaktan yükseltebilirsiniz. Bak mavi geldi, ne oldu? 3 ödedi. Şey 3 aldı, 3 ödedi. Tekrar arkasına 3 alma yapabilir. Ama geçişler de olabilir. Bu ilelebet böyle gitmeyecek. Şimdi bir aldı, bakalım arkası nasıl ilerleyecek. Burayı bir görelim. İşte bunun adı da tablo okuma. Yani buralara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hunharca girmememiz lazım. Bakın burada mavi yapmadı. O zaman algoritma biraz değişmiş. Yani eskiden böyle seriler yapardı. Şimdi bu serileri yapmıyor. Kısa kısa geçişler gösteriyor. Şimdi burada iki olasılık var. Ya al-ver şeklinde gidecek ya da bir geçiş gösterecek. Bir görelim bakalım. Al-ver şeklinde de gitse, geçiş de gösterse arkası mavi olasılık var. Bunu gördük. Girmedik buraya. Bakın mavi geldi. 1.22'de kaldı. Şimdi girelim bunun arkasına. Kasayı biraz sağlam aldığımız için yüksekten giriyorum. Normalde kasaya orantılı girmemiz lazım arkadaşlar. Bir miktar kar yazdığımız için şu an yüksekten zorluyorum. Bakalım buradan bir mor yakalayabilecek miyiz? Yine git bana ikileri ver diyecektim. 1.77'de kaldı. Şimdi geçiş değildi. Ekstra bir yeme yaptı. Bir daha gireceğiz bunun arkasına. Normalde al ver gibi gösteriyordu. Ona güvenerek girdik. Bu nedenle az önce dedim kasam biraz toparladığım için, iyi olduğu için yüksek girdim. Normalde kasanızı dümdüz böyle full all in girmeyin böyle turlarda.
korumaya çalışın. Ben ufak ufak eklemeye çalışıyorum. Bakın 2x 3x mantığıyla da az önceki patladığımız değerine koyduk. Üstüne kar da yazdık. 11.900 yuvarla 12.000 liraya çıkardık kasayı. 2.000 liradan 12.000 liraya kadar getirdik. Bak bu benim oyun tarzım. Hani mavilerde denemiş olsaydık şu ana kadar her mavide ya da her morda 200-300 lira eklemeye çalışacaktık. Evet, buradan bir mavi, bakın bir geçiş vardı, aldı. Şimdi bir geçiş olabilir, buradan da ödeyebilir. Yine burayı bir değerlendirelim. Yine bir değerlendirelim. Tabii garanti değil bu geçiş ama bir tahmin diyelim. Burada ödeyecek mi bir bakalım. Hemen oyunu anlatırken de oynamaya çalışıyorum bir yandan. Oy, 1.84'te kaldı. Okey, yine tablo o zaman algoritma farklı. 2 alıyor, 1 ödüyor. Tekrar 2 aldı. Bunun arkası ödemesi lazım. Bakın tekrar söylüyorum, bunlar bir tahmin. Tahmine göre oynamaya çalışıyorum. Şu an 4.300 liraya kadar düşmüş görünüyor kasa. O da benim şu an 1.907, neredeyse 2.000 iki kasa girmemden kaynaklı. Kasamıza orantılı dediğim şey bu arkadaşlar. Şurayı da bir 5x'e gider mi diyeceğim de ben 5 beklerken patlıyor. Bir 4 küsür de bozalım abi. Güzel oldu. Bak 5.18'e de gitti. Ne oldu? 16.000 liraya çıkardık kasamızı. Aslında tahminimiz tuttu yerinde. Şöyle bir tabloyu açalım. İşte oynadığımız tablo arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Nereden geldik? Nereye gittik? Nelere dikkat ettik? Bu da böyle bir tecrübe olsun. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişler, etkinlikler, sürpriz hediyeler, sohbet, muhabbet ve çok daha fazlası için Discord sunucumuza ve Telegram grubumuza herkesi davet ediyorum. Nereden oynadığımızı merak eden arkadaşlar için videoların yorumlarında başa sabitlik, güvenli giriş linkleri bulabilirsiniz canlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.